bütün dünyada azalıyor. Azerbaycan'da da çok mutluluk verici bir şekilde az gidiyor. Fakat yakından izlememiz lazım. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda yeniden yay aylarında azalmış payız geldiğinde bir artış göstermişti. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Dünya Sağlık Teşkilatı bütün bu varyantları, ştamları yakından izliyor. Şu anda omikron ştamının da değişik varyantları çıkıyor, görüyoruz onu. Fakat hepsi yakından müşahede altında. Bizim de bu güzel günlerden yararlanmamız, moralimizi düzeltmemiz lazım. Ama tamamen bitmediğini de bilmemiz lazım. Hakikaten gözetim altında olması lazım. Payız gelince ne olacağından emin değiliz. Onun için şu ana kadar son 2 yıldır öğrendiğimiz bütün olumlu davranışları devam ettirmemiz lazım. Ellerin yuyulması gibi, teneffüs hijyenası gibi. Şu anda hiçbirimiz maske takmıyoruz mesela, gördüğünüz gibi. Payız ayları geldiğinde ne olacağını bilemeyiz. Onun için bu güzel günlerin keyfini çıkaralım hep birlikte. Ama henüz bitmediğini de bilmemiz lazım. Bu arada 50 yaş üstü insanların peyvent olmadılarsa peyvent olması halen çok önemli. Ona davet ediyorum herkesi. Şu anda booster doza tavsiye ediyoruz. 4.'leri, 5.'leri artık zaman gösterecek. Biliyorsunuz mesela influenza grip aşısı, grip peyventi yine 65 yaş üstü yanaşı hastalığı olanlara ve hamilelere tavsiye ediyoruz biz. Ve bunun her yıl yapılması gerekiyor. Şimdi bu COVID'in peyventinin nasıl bir gereklilik haline dönüşeceğini bilmiyoruz. Bir ihtimal var ki belki ileride COVID peyventi ile grip peyventinin birlikte her yıl vurulması gibi bir şey söz konusu olabilir. Fakat bunlar henüz spekülasyon, bu konuda henüz kesin bilgimiz yok.